Sıfat Hocam hoş geldiniz. Çok iyi de çalışıyoruz. Özellikle yakın doğu üniversitemiz Türkiye'siyle bütünlüğünün iyi bir gerek bir enstrümanı olarak bakıyorum yakın doğu üniversitesine. Ve ne kadar iyi gençler yetiştireceğiyse ilaveten Türkiye'miz de bütünlüğümüzü sağlayan bir üniversite vazifesini üstlenmiştir. Türkiye'mizden de o şeyden de buradan Tokat'tan da bayağı öğrenciler tercih etmiştir. Bu yıl her üç öğrencinin Türkiye'mizden Kıbrıs'ı tercih eden her üç öğrencinin biri yakın doğuyu seçmiştir. Bu da ayrı bir şey. Çok iyi, güzel. Güzel, güzel bir istatistik. Evet, ben bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizi bugün burada ağırlamadım. Ben de mutluluğunu yaşadığımı söyleyeyim. Tabii birkaç yıl önce başlayan bir dostluk köprümüzün bugün halen devam ediyor olması. Gerçekten çok çok önemli. Çünkü en ilk bir iki yıl önce sizlere ziyaret etmiştim. Son derece misafirperver. Aynı kendimiz gibi gördüğümüz samimiyetinizin, ta yüzünüze, kalbinizin o güzelliğinin her yerinize yansıması gerçekten bizi de bir dost olarak sizi ne kadar ama ne kadar sevdiğimizi de zaten göstermiştik. Ki ondan sonra da bir kere daha gelmiştik. İki kez sizlere ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Ben hayran kaldığımı söyleyeyim. Belki burada basın mensuplarımız da yani Kıbrıs'ta böylesine çok teknolojik anlamda ve fiziki şartlar anlamında çok güzel bir üniversiteye bugün siz Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kazandırmanın bence haklı gururunu yaşıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Öğrenci sayısı itibariyle, belki eğitim kalitesi itibariyle yakın bir üniversitesi kendinden söz ettiren bir üniversite. Sadece belki Kıbrıs'ta değil, yani Türkiye ve Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle Tokat'ta da eminim ki birçok öğrenci kardeşimiz daha önceki yıllardan itibaren hep sizleri tercih ediyorlar. Bu bence son derece önemli. Yani sonra sağlamış olduğumuz katkı, bu da gerçekten yaslanamaz bir gerçek. Allah daha iyi işler yapmayı, üniversiteyi daha büyütmeyi, belki öğrenci sayınızı daha da artmasını tabii sizlere nasip etsin. Ben bunu burada özellikle söylüyorum. Bir de çok mütevazı bir kişiliğimiz var, onu da özellikle söylemek isteriz. Yani Şeref Hocam da burada, yani yeminim ki 30 yıl aşkın zamandır sizinle hep beraberiz. Beraber yol arkadaşlığı yaptığınız, kader arkadaşlığı yaptığınız birisi. O da gerçekten son derece sempatik ve her anlamda içi insan sevgisi de olan birisi. Bu arada ben buradan teşekkür ediyorum. Yani biz de Tokat'ımızda da her zaman burada iyi hizmet etmeye bizler de gayret ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah da Tokat'ımızda Türkiye'mizi daha güzel, daha büyüyecektir. Buna inancımız kaldı. Tabi yavru vatanımız da, yani ben geldim, ilk geldiğimden itibaren gerçekten son derece şirin, tarih kokan. Evet. Yani insanların da böyle biz zaten aynı insanlar, bizde hiç farkı olmayan bir ülke, bir millet, hep beraberiz. En son bildiğim kadarıyla da bu Suriye ile ilgili herhalde çalışma bitmiş. Geldiğimizde hala devam ediyordu. Bu da son derece önemli. Allah hayırlı olsun. Şu anda bitmiş de o. Bitmiş. Allah hayırlı olsun diyelim inşallah o noktada. Daha çok herhalde güzellikler hep beraber yaşayacağız. Biz de ona inanıyoruz. Ben de bir kez daha hem gelip bizi burada tebrik ettiğiniz için, ziyaret ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii bunu sağlayan değerli Çağrı kardeşimize de ben teşekkür ediyorum. Bir Kent Konseyi Başkanımıza da. Onlar burada bizle beraber aynı ev sahipliğini yapacaklar. İnşallah bir gün boyunca beraber olacağız. İnşallah. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Ve cevaplarınıza sağlık diliyorum. Sağ olun. Pek kozası. Hangi çiçek? Suratı değil mi acaba? Bu akasya. Evet. Akasya mı? Akasya. Buradayız. Çek üzerine. Böyle bezi, şey, bez bebeği diyoruz biz buna. Şu Tokat'ın yöresel ürünleri. Yani son derece böyle itinayla hazırlanmış. Folklorik şekilde de. Tamamen el işçiliğiyle hazırlanmış bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Her tarafı da. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Tokatlı olan bağımlı bir şansı.